Katılımcılarımızın şeyi nedir? Dağılım, özel sektörden ne kadar kişi var? Projeye başvurmuş kişiler var mı? Onu da bilemiyorum ama ben herkes başvurmayı düşünüyormuş gibi varsayarak anlatacağım. Başvuru süreçleri kolay. Sonuç itibariyle bu firmalarımız ayakta durduklarına göre zaten ister istemez yeni iş faaliyetleri ve Ar-Ge faaliyetlerine zaman ve bütçe ayırıyor olmaları gerekir. Aksi durumda zaten ayakta kalmaları rakipleriyle rekabet etmeleri mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla zaten aslında bu çoğu firmanın yaptığı işler, yaptığınız işler için daha iyisini, daha getirisi yüksek olabilecek ama mevcut bütçenizin, imkanlarınızın yeterli olmadığı çalışmaları, Ar-Ge projelerini yapmak istiyorsanız bu çağrıya başvurarak veya daha sonra açılacak çağrılara başvurarak Ar-Ge faaliyetleriniz için destek alabilirsiniz. Desteklerimizin temel o da Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektir. Amacı budur. Projelerinizin de bu kurguya uygun olması gerekir. Bu yansıda gözüküyor. TEDEB'in pek çok desteği var ama bunlar iki ana gruba ayrılmış ve sol tarafta gördüğünüz destekler özünde aslında birbirine çok benzerdir. Yani 1501-7, 1505 vesaire isimlerini saymayacağım. Özünde aynıdır. Süreçler büyük benzerlikler gösterir. En bilinen iki programımız da 1501-7'dir. Bu çağrıda bazı 1501 şeyiyle mevzuatı ile ilgili yapılan değişiklikler sebebiyle artık sadece KOBİ'ler başvurabiliyor. Bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Geçmişe yönelik kısa bir bilgi vererek başlayalım ki sunumun en başında ben söyledim. Süreçlerimiz oldukça kolay. Proje başvurusu kolay. Zaten aslında bunların hepsi de yaptığınız işler. Rakamlara bakarsak 47 bin başvurudan 23 bini desteklenmiş ve toplamda 15 milyar Türk lirasına denk bir destek verilmiş. Dolayısıyla destekte belli bir miktarın TÜBİTAK bir kısmını da firmalar karşıladığı için toplamda 24 milyar Türk lirasına denklem bir Ar-Ge hacminin oluştuğu tahmin edilmiş. Bu da yıllara göre dağılım ve programların şu ekranı sağa çekiyorum biraz kendim şey yapamam göremediğim için yıllara şey programlara göre aktarılan bütçeler gördüğünüz gibi en önemli programımız aslında 1501 programı. 1507 onun çok benzeri. Nedir 1501 programı? Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi olmak ve KOBİ olmak durumunda olan bütün firmalar, bu şartları sağlayan firmalar proje sunabiliyorlar. 1501 ve 7 birbirine çok benzer. Ufak tefek farkları var, onlardan bahsedeceğim. Tekrar yineliyorum. Sadece KOBİ'ler başvurabilir ve Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi olmak zorunlu. 36 aylık bir proje sunabilirsiniz. En fazla bu proje Ar-Ge projesi olmak durumunda. Bütçe sınırı teorik olarak yok. Yani istediğiniz bütçeyle gelebilirsiniz. Ama çağrıların bir bütçesi var. Elbette ki onu geçmeniz mantıklı olmayacaktır. İkinci olarak destek oranı %75 olarak bu çağrıda belirli. Bu programda belirli. Başvuru dönemi yıl içinde iki kez bu çağrı açılıyor. 1507'ye gelecek olursak biraz önce anlattığım 1501'den ne gibi farkları var? Daha önce sadece buna KOBİ'ler başvurabiliyordu. Şimdi ikisine de KOBİ'ler başvurabiliyor ama 1507 zaten KOBİ başlangıç Ar-Ge olduğu için özellikle ilk projeleriniz için bu çağrıya başvurmanız sizin için daha avantajlı. Daha faydalı olacaktır. Çünkü buradaki beklentiler nispeten 1501'e göre biraz daha düşüktür diyebiliriz. Firmaların ilk projesi olduğu kabul eden yola çıkılarak değerlendirme yapılmaktadır ki bundan dolayı da proje süresi 18 ay, proje bütçesi de 600 bin lira ile sınırı tutulmuştur. İlk 5 projenizi 1507'ye sunabiliyorsunuz. Bu ilk 5 projenin yalnız ikisi ortaklı olmak durumunda. TÜBİTAK'a yaptığınız ilk 5 proje, bu arada başvuru yaptığınız proje, daha önce desteklenmiş 5
1501'den desteklenmiş projeleriniz varsa onlar bu 5'ten düşülür. Dediğim üzere yani proje bütçesi 600 bin lira seviyelerindeyse ve daha önce başvurmadıysanız TÜBİTAK'a öncelikli olarak 1507'yi düşünmenizi ben şahsen öneririm. Bazı değişiklikler var. Bunlardan bu yansıda bahsedilmiş ama özetleyecek olursak bunlar sizin lehinize süreçleri düzenlemek, kolaylaştırmak adına yapılmış iyileştirmeler. Bunlardan bir tanesi 3. maddede olan 150 bin liraya kadar senet karşılığı transfer ödemesi. Eskiden teminat mektubu isteniyordu. Yani ön ödeme diyebiliriz. Yine başvuru süreçlerini kolaylaştırmak için bazı iyileştirmeler yapıldı. Yansıda özette görüyorsunuz. Bunlar daha çok programı bilenler için aslında farklılıklar. Bilmeyenler için program sizin için daha da kolay hale getirildi şeklinde özetleyebiliriz. Bu çağrıda da tabii bir amaçla geçildi bu bütçeye ve eskiden sürekli açıktı. Bunlar anlatılıyor bu yansımızda da. Özetle TEDEB'inde kendi bütçesini daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla böyle bir yaklaşıma daha uygun buldu ve bu programları senede iki kere açılan çağrılara dönüştürdü. Yansıda görüyorsunuz senede iki dönem çağrı açılıyor. Birincisi yılın ilk iki ayı, diğeri de yılın 7. ve 8. ayı. Evet, bilmiyor muydun? Niye demedin bana? Kartın var mı? Akbil'in. Akbil'in var mı? Yine bir... Herhalde çözdük sorunu. Yine bir ses sorunu yaşandı. Nerede kalmıştık? Evet, senenin ilk iki ayı ve 7. ve 8. ayı. Yani Ocak, Şubat ve Temmuz, Ağustos aylarında çağrılar açık kalıyor. Kırmızı renklerle gösterilen aylarda ise değerlendirme yapılıp bitiyor. Yani eğer ki bu çağrıya yetiştiremez iseniz bir şekilde veya henüz projeniz tam şekillenmemişse Temmuz ayında açılacak ikinci çağrıya da hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Yine istenen bazı bilgiler var. Bunlar biraz daha değişiklikleri anlatmaya yönelik yansılar. İşte NACE kodu, GİTİP kodu gibi, teknoloji hazırlık seviyesi kodu gibi bazı bilgiler de projede isteniyor. Bunlarla nereden ulaşacağınız var. Girilmesi kolay şeyler. Projeler ek puan verilebiliyor. Yani burada projeler puanlamaya göre değerlendiriliyor. Belli puanın üstündeki projeler destekleniyor. Ve bir yarışma usulü yani en iyiler, en yüksek puan alanlar destekleniyor. Bu açıdan bakıldığı zaman ek puanlar her firma için avantaj sağlayacaktır. Nelerdir bunlar? Bir tanesi geçmişte desteklenen projeleriniz varsa bunların ticaretleşme performansı. 1501'e göre 1507'yi önermemin bir sebebi de bu zaten. 1507'ye başvurduğunuz zaman sizin gibi herkesin geçmişte proje sayısı az olacağı için en azından bu şartlar açısından hepiniz eşit olacaksınız. Firmaların ulusal fonlarla daha önce proje başvurusu varsa yani 1509 gibi bizim uluslararası desteklilerle, uluslararası kuruluşlarla yürüttüğümüz her ülkenin kendi firmasını desteklediği programlar var. O programlara başvurunuz varsa yine ek puan alabiliyorsunuz. Bir de projeniz çağrı duyurusunda belirtilen öncelikli alanlarda ise bu da yine öncelikli alanlar için aşağıda ayrıntılı bağlantı verilmiş. Ana sayfasına girerseniz de ulaşabilirsiniz. Güncel teknolojik alanların tamamını kapsadığını söyleyebiliriz bu öncelikli alanların. Buradaki yansıda ise bizim proje değerlendirme sürecimiz gözüküyor. Önce bir projeniz ön değerlendirme sonucunda genel kurallara uygunluğuna bakıldıktan sonra hakem değerlendirmesine gönderiliyor. Hakemler projedeki bilgileri kimseyle, üçüncü kişilerle paylaşmamak konusunda TÜBİTAK'ta bir sözleşme imzalanıyor. Bu genellikle sorulan bir soru olduğu için paylaşmak istedim. Sonra TÜBİTAK'ın ilgili kurullarında değerlendirilip puanlar veriliyor. Daha sonra da puanlara göre projeler sıralanıp eldeki bütçeye göre destek verilecek projeler bu puanlamaya göre belirleniyor. Dolayısıyla burada bir eşik değer var. Yani projeniz ne kadar yüksek puan alırsa desteklenme olasılığı artıyor. Eğer ki başvuru sayısı mevcut projelerin hepsini desteklemeye yetmezse bu mevcut bütçeye göre en yüksek puan alanlar destekleniyor. Buradaki bilgiler süreçlerle ilgili yine yani projenizle ilgili bazı çok temel olumsuzluklar varsa bunlar
bu tarz projelerin desteklenmediğini özetle söylüyor. Bu yansı bunlardan en önemlisi projenin Ar-Ge içermemesi, yatırım ağırlıklı olması bir olumsuzluktur ama en öne çıkan proje ekibinin projeye uygun olmaması. Yani bizim belli kurallarımız var. Örneğin proje alanında en az bir tane lisans mezunu çalışanın olmasını şart koşuyor kurallarımız. Bunu sağlamayan projeler veya daha önce tamamlanmış bitirilmiş projeler doğrudan reddediliyor. Bunları başvuru öncesinde gözden geçirebilirsiniz. Ben de şimdi aslında kısaca özetlemiş oldum. Yani bir emek proje başvurusu bu emeğin uygun şekilde bir getiriye dönüşmesi için bu kurallara dikkat etmekte fayda var. İşte bu yansıda biraz daha ayrıntısı verilmiş. Bunlardan bir tanesi projenin başvurudan önce tamamlanmış olması. Yani siz Ar-Ge yapmış, bitirmişseniz bize bunu proje olarak sunmamanız lazım. İkinci olarak kuruluşun Ar-Ge faaliyetlerine bir katkısı olmaması durumu. Yani siz proje başvurusunda bulunuyorsunuz ama projedeki faaliyetleri Ar-Ge ile ilgili olan kısımlarını başkalarına yaptırıyorsanız, siz bir şey yapmıyorsanız Ar-Ge anlamında söylüyorum. Bu da yine bir olumsuzluk ve projeniz red olur demek isteniyor burada. Üçüncüsü zaten yani projenin yapılabilme imkanı yoksa hukuki açıdan da uygunsuz bir şey olabilir veya teknolojik açıdan da bunlar da desteklenmez. Bir dördüncüsü üretim altyapısı oluşturmaya yönelik. Yani proje giderlerine bakıldığı zaman tamamen üretime yönelik tezgah yani sermaye mallarından oluşan bir proje ise ben makine mühendisiyim. Genellikle örnekler verirken onlardan bahsederim. Yani siz bir proje sunmuşsunuz, yenilikçi bir ürün geliştiriyorsunuz ama proje bütçelerine bakıldığı zaman tezgahlar, presler, işte döküm sistemleri, üç boyutlu yazıcılar vesaireler onlarca bir yatırıma yönelik gider varsa yine projenizin desteklenmeme olasılığı çok yüksektir. En önemli maddelerimizden ve sıklıkla rastladığımız problemlerden bir tanesi de bu proje ekibinde proje konusunda uygun bir lisans mezunu olmaması. Örneğin siz eczacılık ilaç geliştirilme proje yapıyorsanız proje ekibinde konuya uygun ve eczacının ya da belki kimya bilemiyorum tabii sektörü çok iyi bilmiyorum ama yani o konuda Ar-Ge faaliyetlerini, temel Ar-Ge faaliyetlerini yürütecek özellikle kişinin olması gerekir. Bu şartı sağlamıyorsa projeniz desteklenmez. Başvuru anında bu kişinin olması gerekir proje ekibinde ki bu ön şartlar aklında bulunsun. Yani proje ekibinin proje yapmak için yeterli olması ayrıca değerlendirilir. Yani proje için 5-10 farklı alanda diyelim bir kimya mühendisi lazım, bir hekim lazım, bir makine mühendisi lazım vesaire. Bunlar olmadan yürütülemez bir proje ise ve proje ekibi bunları sağlamıyorsa veya eksiklik duyulan yerlerde danışmanlıkla bu eksiklikler kapatılmıyorsa ikinci aşama olan ayrıntılı değerlendirmede projeniz yine red olabilir. Yani bir tane lisans mezunu olması gerek şarttır ancak yeterli şart olmayabilir. Daha önce reddolmuş projenin aynısını sunmak tabii yine red gerekçesi olabilir iyileştirmeden. Aynı projeyi tekrar sunabilirsiniz eğer ki bir tane red gerekçelerini ortadan kaldıracak düzenlemeler yaptıysanız sıkıntı yok ama aynı projeyi tekrar sunmak zaten mantıksal olarak aynı sonucu almayı beklemeye gerektirir. Bir de proje önerisinin çok yetersiz şekilde hazırlanması. Yani projeyi değerlendirecek derecede bilgi yoksa proje önerisinde yine bu projelerde red olabilir. Aklınızda şu gelmesin, noktalama işaretlerine, virgüllerine, işte ifadelerin yok Türkçe yazım kurallarına uygunsuz, uymamış diye projeyi reddetmez. Elbette ki bunlar önemli konulardır. Projenizin değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak değerlendirebilir ama hiçbir şekilde ufak tefek problemler projenizin reddolmasına neden olmaz. Burada kastedilen şey projede ne yapacağınızı anlatmamış olmanız proje metninde. Proje metnini son derece yetersiz bilgilerle ne yaptığınızı anlatmayacak şekilde hazırlamış olmanız. Yoksa dediğim üzere şekilsel güzellik, şekilsel bütünlük bizim için istenen bir şey ama bir red için bir gerekçe değildir. Gerekirse sizden düzeltme istenir o konularla ilgili. Projeler değerlendirilirken üç ana ölçüye göre değerlendiriliyor. Bunlardan bir tanesi projenin Ar-Ge içeriği ve teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü.
İkinci boyut proje planı ve kuruluşun altyapısı. Üçüncü boyutta ekonomik çıktılara, kazanıma dönüşüm. Bunlara belli ağırlıklar verilmiş. Yansıda görüyorsunuz. Yani bunlara göre projenize ona puanlar veriliyor hakemler tarafından ve ona göre bir nihai puan oluşturulup projeler birbiriyle yarıştırılıyor. Bu kısım değerlendirme süreçleriyle ilgili, puanlamayla ilgili bir şey. O yüzden çok da fazla ben önemli görmüyorum bu konuları sizinle ilgili. Yani iyi bir proje hazırlarsanız daha yüksek puan alır sonuç itibariyle. İlave olarak söylemiştik, o puanı arttırmanın bir diğer yolu da, yani bu projenin bütünsel olarak bir kıymeti zaten vardır. Ona ilave olarak da geçmişte desteklenen ticarileşme projelerinizin performansı, öncelikli alanlara uygunluk ve uluslararası projelerde yürütme durumunuzda size ilave avantaj sağlayabilir. 80 almış bir projeniz 82-83 puana çıkabilir. O da onlarca projenin sıralamada önüne geçmenizi sağlayabilir. Bu kısım zaten yine biraz önce bahsettiğim puanlamayla ilgili bir şey. Bunu da ben sizler için çok gerekli görmüyorum. Bu projeyle ilgili daha önce desteklenmiş, reddolmuş projesi olan, özel bir sorusu olan varsa ayrıca döneriz bu konuya da çok merak eden olursa. Yansıda çağrının açılış ve kapanış tarihleri gözüküyor. Başta da söylemiştik. İlk iki ay içerisinde çağrıya başvuruların yapılması gerekiyor. Yani daha yeni açıldı zaten. Ocak, Şubat ayının sonuna kadar süreçlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Bu önceki yıllara yönelik bilgiler işte 500-700 arasında değişmiş iki çağrıda ve rakamsal olarak desteklenen projeleri görüyorsunuz. 2022'nin sonuçları henüz belli değil. %20'si desteklenmiş bir önceki sene projelerin. 1501'de, 1507'de de işte 351 bölü 75 rakamları görüyorsunuz. Burada biraz önce size gösterdim tanıtım materyalleri başlığı altındaki çeşitli videolar ve başarı hikayeleri. Bu da yani ne tarz projeler desteklenmiş, ne tarz projeler sunuluyor. Size fikir vermesi açısından faydalı olabilecek bilgiler. Şu anda gördüğünüzde bizim internet sayfamız ve projeyle ilgili bazı bilgiler. Proje başvurusunda bunları rastlayacaksınız. Nerelerden nereye ulaşabilirsiniz? Zaten kolaylıkla TÜBİTAK sayfasına girerseniz bunları görebilirsiniz. 1501-7 için sunum tamam diyebiliriz. Sorularınız varsa onları mı alalım yoksa sipariş ARGE'ye yapıp öyle mi devam edelim? Ben sipariş ARGE'ye yapıp devam etme taraftarıyım ama sizin farklı bir düşünceniz varsa ona da uyarım. Ne dersiniz? Hocam chat kısmından bazı sorular geliyor ama yani siz karar verin. İsterseniz bitsin toplu olarak iletin soruları veya sipariş ARGE'ye devam edelim. Bilemedim. Kullanıcılar, dinleyiciler nasıl arzu ediyorlarsa programda birbirine benzer olduğu için beraber ben yanıtlamayı tercih ediyorum diye söyledim ama uyarım sizin tercihinize. Olur hocam. Devam edin diye birkaç şey geldi. Devam edelim hocam. Tamam devam edelim. Soruları yazmaya devam etsinler. Siz de okuyarak bana iletebilirsiniz şeyin sonunda. Hem de insanlar da takip ederse aynı sorularda sorulmamış olur. Tamam. Sipariş ARGE çağrısı öncelikle şunu söylemek durumundayım. Çağrı henüz açılmadı. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Metin hazır gibi gözüküyor. Yani önümüzdeki günler içerisinde açılmasını bekliyoruz. Özetle öyle söyleyeyim. Resmi olarak açılmış bir çağrımız yok ama kuvvetle muhtemel çok kısa süre içerisinde açılacak. Öyle bu durumu göz önüne alarak dinleyin sunumu lütfen. Sipariş ARGE'nin özünden bahsedeyim. Neden böyle bir çağrı açıldı? 11. Kalkınma Planı'nda bir açıklama var. Eflatun renkli yansıda gördünüz. O sebeple aslında bu çağrı da kurgulandı. Özetle büyük firmaların ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları KOBİ'lerin çözmesine yönelik ki bu ihtiyaçların ARGE ile çözülecek projeler gerektiren ihtiyaç olduğu durum için söyleniyor bu cümle. Ve hem
özel sektörün hem de kamunun desteğiyle birlikte KOBİ'lerin bu ihtiyaçları çözmesine yönelik bir hedef konulmuş. Bu çerçevede oluşturulmuş sipariş arge. Bu önceki sunum, yani bir önceki çağrının sunumunun aslında büyük oranda aynı. Ufak tefek değişiklikler var. Onlar da henüz açıklanmış, net olmamış, çağrıda duyurulmadığı için yazılamayan konular aslında. İki aşamalı bir şey. Yani 1501'e 7'ye çok benziyor birinci aşama. 24 aylık bir süresi olacak. Bu birinci aşamada proje yapılacak. İkinci aşamada ticarileştirme, proje çıktısının ticari bir yere dönüştürülmesi takip edilecek. Şimdi bazı kurallar var. Burada da yine burada yine demeyeyim, yanlış oldu. Bir ticari, bir tedarikçi taraf var, bir de müşteri kuruluş tarafı var. Biz sadece tedarikçiyi destekliyoruz ve tedarikçi dediğimiz Ar-Ge yapan kısım. Dolayısıyla yine kısmı burada geçerli. Yine burada da bunlar KOBİ olmak durumunda. Yani 1500 ve 7'de olduğu gibi Ar-Ge yapan kısım tedarikçi, KOBİ olmak durumunda. Ama burada müşteri kuruluş, diğer programdan tek farkı bu. Büyük ölçekli de olabilir, küçük ölçekli de olabilir. Mesele değil. Tek kural Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi olmaları gerekiyor. Biz zaten müşteri kuruluşa destek vermiyoruz. Tam tersi müşteri kuruluş ve TÜBİTAK birlikte tedarikçi KOBİ'ye destek veriyor. Ahmet Uğur. Ve projenin ticaretleşme sürecini de müşteri kuruluş yürütüyor. Burada önemli noktadan bir tanesi de bu. Yani tedarikçi Ar-Ge yapacak, ürün ortaya çıkaracak, müşteri kuruluş da bu ürünü ticaretleştirecek. Onun görevi de bu. Bu ticaretleştirme de ikinci aşama dediğim ticaretleştirme aşamasında olacak. Biraz önce anlattığım şeyleri aslında bu yansıda bir kez daha özetlemiş. Müşteri var, bunun bir ihtiyacı var. Bu ihtiyaca yönelik bir pazar araştırması yapılmış, teknik yapılabilirliği ve ticari başarı potansiyeli görülmüş. Yani somut bir ihtiyaç var ortada. Müşterinin belli bir hedefleri var, buna yönelik ürün ihtiyacı var. Ve bir KOBİ bu ürünü Ar-Ge yaparak ortaya çıkartıyor. Müşteri de bunu ticarileştiriyor. Tabi bu çağrının amaçları da diğer programlardan biraz farklılaşıyor burada. Özünde aynı olmakla birlikte. Çünkü TÜBİTAK TEDEM'in belli hedefleri ve istekleri var. Bütün programlar bir şekilde o hedeflere yönelik. KOBİ'lerin Ar-Ge çalışmalarını ticaretleşme olasılığı daha yüksek konulara yönlendirmek en önemli farklarından, amaçlarından daha doğrusu bir bu çağrının. Ar-Ge'yi özendirmek yine bir önemli amaç, bu pek çok programımızda zaten var. İkinci olarak göreceli tabii bir kavram ama KOBİ'lerin büyük firmalarda özellikle müşteri büyükse onlardaki proje yönetim deneyimlerinin KOBİ'lere aktarımını sağlamak, eş finansman dediğim konunun toplumda sanayide yaygınlaşması, yani özel sektörün de kamu ile birlikte Ar-Ge'ye destek vermesinin biraz yaygınlaşması bekleniyor. Spin-off deniyor İngilizce tabirle, ikinci firmalar olarak çevirdik. Yani firmaların içinden firmalar çıkmasını da özendirmek bir diğer amaçlardan bir tanesi. Ve son olarak da büyük ölçekli firmalarda zaman zaman rastlanan veya firma ölçeği büyüdükçe, firmanın çalışanı ve kendisi büyüdükçe rastlanan kurumsal atalet sebebiyle Ar-Ge projesi gibi hızla yürümesi gereken, hızlı karar alınması gereken projeleri küçük, daha küçük KOBİ'lere yönlendirerek süreçlerin hızla ilerlemesine sağlamak. 1501'den 7'den ne gibi farkları var? Aslında onu burada biraz özetlemiş bu yansı. Biraz önce söylediğim gibi müşterisi belirli bir ürün var burada. Sadece KOBİ destekleniyor ki bu önemli bir konu. Tedarikçi kuruluş KOBİ olmak durumunda TÜBİTAK ve müşteri birlikte destek veriyor. Ve proje çıktısının ticaretleşmesi de izleniyor. Özetle bu şekilde söyleyebilirim. İki tane önemli unsur var bu sipariş Ar-Ge çağrısında. Felsefesiyle de ilişkili zaten bunlar. Onlardan kısaca bahsedelim şimdi. Şimdi nasıl bir proje sunuluyor? Müşteri kuruluş ve tedarikçi kuruluş birlikte bir proje sunuyor ve müşteri kuruluş dediğimiz ölçeği büyük de olabilir, küçük de olabilir, yürütücü konumunda. Öyle tanımlanıyor sistemimizde.
ortaklaşa bir proje hazırlıyorlar. Yalnız bu projenin içinde iki tane önemli doküman var. Bu doküman bizim için önemli ama aslında sizler için daha önemli. Bunlardan özellikle birisi, yani işbirliği sözleşmesi sizler için çok daha önemli. İşbirliği sözleşmesi tarafların sorumluluklarını içeriyor. Özetle müşteri ve tedarikçi kuruluş arasında bir proje yapılacak. O proje çıktısıyla ilgili haklar, sorumluluklar, fikri sanayi hakları vesaire her türlü konuyu o sözleşmede iki taraf kendisini garantiye alacak şekilde hazırlayıp imza altına alması gerekiyor. Tutarlı ve anlamlı bir sözleşme olması gerekiyor. Sözleşmenin genel olarak çerçevesi, metni, yapısı, formatı yani biçimi serbest. İnternet sayfamızda başvuru aşamasında örnek belli içeriği olan bir form var ama genel olarak ifadeler, yapı serbest. Diğer önemli konu teknik ve ekonomik plan. Bu TÜBİTAK açısından biraz daha diğer sözleşmeye göre değerlendirdiği de bir konu. Diğerine göre daha fazla. Projenin teknik anlamda yapılabilir, ekonomik anlamda da desteklemeye değer olduğunu ortaya koyacak bilgileri içeren doküman ayrıntısını yansıda ve çağrıya çıkılırsa çağrı duyurusunda da göreceksiniz. İnsanları ikna etmeye yönelik bilgileri içeriyor. Nasıl ticaretleşeceğini, kim tarafından, nasıl, pazarın satış beklentilerini vesaire anlatan bir doküman. Burada da bir örnek vermişiz destek oranlarıyla ilgili. Ortada bir proje var. Projenin %40'ını, TÜBİTAK %40'ını müşteri destekleyecek projedeki giderlerin. Dolayısıyla %20 de tedarikçinin cebinden çıkmış olacak. O yüzden işte burada bizler az önce de bahsettiğim bir önceki yansıdaki işbirliği sözleşmesi önemli. Yani tedarikçinin cebinden 120 lira para kazanması lazım. İşte o kazanma işinin nasıl olacağını bu işbirliği sözleşmesinde yazmanız lazım. Çünkü taraf değil. Yani proje çıkınca nakit olarak şu kadar rakam alınacaktır da diyebilirsiniz. Satıştan pay alınacak da diyebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Ama bu konuya dikkat etmek önemli. Firmalar açısından bir örnek verilmiş burada da. İşte bir proje bütçesi olsun 180 lira denmiş. Örneğin 2001 döneminde dönemsel olarak giderler sunuyor. Çünkü diğer programlarımızda olduğu gibi. Onu yansılarda söylemedim herhalde. Burada hatırlatayım. Biz projeyi destekler isek eğer bize 6 ayda bir, yani birinci 6 ay ve ikinci 6 ay senenin süreçleri için bize teknik bir rapor ve giderlere ait de belgeler sunuyorsunuz. Ve biz de onları inceleyip projede hedeften uygun gidiyorsa bunları SİBE şeklinde ödüyoruz. Dönemden kastım bu. Birinci 6 ay için bir dönem raporu hazırlamış ve 100 liralık bir gider sunmuşsa bunun lirasını müşteri ödüyor. %40 destek oranı olduğu için. O ben ödedim her şey yolunda dedikten sonra TÜBİTAK'ta gerekli değerlendirmeleri inceleme yaptıktan sonra kendi payına düşen %40'ı ödüyor. Çağrı bütçesi önceki çağrı 30'du. 30 milyon Türk lirasıydı. Çok daha yüksek olacağını tahmin bekliyoruz. Hazırlıklar da o yönde yapıldı. Açıklanınca göreceğiz. Proje için bütçe sınırı ise 2,5 milyon lira. Yine öngörülüyor. Büyük olasılıkla bu rakam değişmez diye ben bekliyorum. Tarih dediğim üzere Ocak ayının başında Ocak ayının içerisinde açılması, başvurularında belki Mayıs ayının sonuna kadar alınması gündemde olabilir. Hazırlıklı olun diye paylaşıyorum bu bilgileri. Resmi bilgiler değil, çağrı duyurulmadı. Bir fikriniz olsun diye paylaşıyorum sadece. Özellikle bunu vurgulamaktan fayda var. Ama beklenti bu şekilde şekillenebilir. Bazı kurallarımız var. Bunlar önemli. Burada ilişkili firmalar sipariş harge projesine başvuramazlar. İlişkili firma nedir diye soracak olursanız ortakları aynı veya benzer kişiler olan firmalar ilişkilidir. Bir A ve bir de B firması olsun. Bu firmanın ortakları arasında bir kişi dahi aynı olsa ilişkili firma durumundadır. Bunlar proje sunamazlar. Aynı zamanda ilişkili firma içerisinde projede alım yapılamaz. Yani yapılabilir ama bize destek sunmamanız lazım. Biz de desteklemeyiz zaten. Yoksa alımla ilgili sıkıntı yok. İlişkili firmalardan yapacağınız hizmet ve malzeme, hizmet danışmanlık vesaire alımlar desteklenmez. Aynı zamanda projedeki ortaklar birbirlerinden danışmanlık, hizmet alamaz. Bu çağrıda ön ödeme yok. Genel gider ismini verdiğimiz ilave bir destek vardı. O da yok. Ayrıntılı, çok da ayrıntılı bilgi isterseniz en üstteki mevzuata bakabilirsiniz. Ancak ben ihtiyaç duyacağınızı düşünmüyorum. Takdir sizin.
Diğer 1501-7'de olduğu gibi yatırım ağırlıklı giderler desteklenmez. Ar-Ge çalışmaları ile dolu giderler yine desteklenmez. Dolayısıyla projelerinin buna göre kurgulanmasında fayda olacaktır. Neler desteklenir sorusunun cevabını da ekranın altındaki yansıda görüyorsunuz. Ar-Ge bölümde görüyorsunuz. Ar-Ge faaliyetleriyle ilişkili olan projenin tüm bu giderleri yani personel vesaire yani örnek olarak özetli toparlayacak olursam bir proje çıktısı, bir prototip geliştirildiğini varsayarsak onu ortaya çıkartmak için gereken bütün sarf malzemeleri, malzemeler, hizmet, danışmanlık vesaire desteklenir. Yatırım ağırlıklı olan tezgah vesaire hariç. Ayrıntılı bilgi nerelerde bulunabilir burada anlatmaya çalışmışız. TÜBİTAK.gov.tr'ye girdim biraz önce sizle birlikte. Oradan bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Sıkça sorulan sorular var. Gerek duyuldukça bunları da güncelleniyor. Burada da size ihtiyaç duyacağınız pek çok sorunun yanıtını bulabileceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi bir de örnek hazırlamış arkadaşlarımız. Ondan bahsedeyim. Nasıl projeler bize sunulabilir diye. İki tane farklı proje örneği var burada. Bir tanesinde bir kahve makinesi geliştirileceğini varsaymışız. Tabii bu ürün de yine piyasadakilere göre demek ki belli özellikler içeriyor. Ar-Ge ile geliştirilebilecek mevcutlarına göre oldukça üstün özellikleri olan yani Ar-Ge gerektiren bir kahve makinesi olduğunu varsayalım. Böyle bir ihtiyacı var müşteri kuruluşun ve diyor ki ben işte bunu senede 50 bin tane, 100 bin tane rakamı kimleri ben sektörü de bilmiyorum. Kafamdan öylesine söylüyorum. Senede işte ben bundan 100 bin, 200 bin tane satarım diye bir planını yapmış, pazar araştırmış. Böyle bir işin anlamlı olduğunu yönetimde ikna olmuş ve bu işe bir para hazır kaynak ayırmaya karar vermişler. Ama müşteri kuruluş bunu kendisi yapmıyor. Bir şekilde yapacak bilgi birikimi yok. Ya bu işe vakit ayırmak istemiyor, başka konularda yoğunlaşıyor. Vesaire bir sebeple. Bunu bir KOBİ ile anlaşıyor. KOBİ diyor ki tamam ben senin şu özelliklerdeki kahve makinesini yaparım diyor. Anlaşıyorlar. Birlikte bize bir proje sunuyorlar. KOBİ Ar-Ge faaliyetlerini yaparak bu kahve makinesinin üretimi hazır. Bütün ürün bilgilerini içeren paketi hazırlıyor. Belki testlerini vesairesini yapıyor. Onlar kendi aralarındaki anlaşmaya bağlı. Ama sonuçta prototipin kullanılabilir bir prototipi çıkartıyor. Bununla ilgili giderleri TÜBİTAK ve müşteri kuruluş birlikte destekliyor. Bu birinci aşama dediğimiz aşama. Daha sonra projenin birinci aşaması bitiyor. Destek verdiğimiz aşama buydu zaten. Bundan sonra sıra müşteri kuruluşa geliyor. Müşteri kuruluş da bu kahve makinesini ticaretleştiriyor. Yani pazarı sunuyor. Biz de onu izliyoruz o aşamada. Yine destek vermiyoruz ama hedeflere ulaşıldığımız satış rakamlarına vesaire onlara bakıyoruz. İkinci bir örnek de burada müşteri kuruluş bir cep telefonu satıcısı, üreticisi. Ama gördüğünüz gibi KOBİ burada doğrudan bir ürün değil de cep telefonunda yani bir önceki direkt ürünü yani kahve makinesini geliştiriyordu. Burada bir işlemci geliştiriyor. Telefonda kullanılacak bir işlemciyi geliştiriyor. Müşteri kuruluş üretim hattında bu işlemciyi kullanıyor. Dolayısıyla ticaretleştirme burada ürettiği her telefona bu işlemciyi veya belli telefonlara bu işlemciyi takarak piyasayı sürmek oluyor. O zaman da bize diyecek ki ticaretleşme aşamasında ben işte 300 bin tane telefon ürettim bu sene. Bunların işte 50 bin tanesinde bu işlemciyi kullandım. Örneğin hedefim de buydu gibi. Bu tarz felsefe uygun projeleri bekliyoruz. Özetle şimdi sorularınız varsa onları alacağım. Ama bir kez vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Çok önemsiyorum çünkü bunu. Süreçler basit. Başvuru kolay. Online zaten başvuruyorsunuz. Bu faaliyetleri zaten İster istemez yapıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sizlere sağladığı bu Ar-Ge faaliyetlerinizi daha da fazla yapabilmek için sağladığı bir imkan. Burada TÜBİTAK'ta aracı olarak bu kaynağı size en iyi şekilde, adil şekilde kullandırmaya çalışıyor. Yani bu imkanları kullanmak için elinizden gelen bütün imkanlarla bu destekleri incelemenizi ve başvurmanızı ben özellikle öneriyorum. Rakamları gördünüz. Yani desteklenen binlerce proje var. Süreç oldukça rahat işliyor. Biz de desteği sonradan verdiğimiz için rahatız TÜBİTAK olarak. Yani
Siz harcıyorsunuz, biz projeyi görüyoruz, ona göre destek veriyoruz. Böyle de bir avantajımız olduğu için biz de rahatlıkla süreçleri ilerletiyoruz. Her zaman kurum olarak söylüyorum, TEDAP olarak söylüyorum, elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye de hazırız. Umarım bu çağrılardan en verimli şekilde faydalanırsınız. Sorular varsa soruları evet hocam, soruları dinleyelim. Bakıyorum. 1501-1507 hibelerinde AB desteği var mı diye sormuş Adnan. Hayır. Daha kendi bütçesinden aktarılan AB desteğinde de zaten yani ulusal programlarımızda da 1509'da da uluslararası programlarda da AB desteği yok. Türk firmalarının ARGE faaliyetlerini TÜBİTAK destekliyor. 1501-7 zaten ulusal program. Bütün kaynak TÜBİTAK'ın. Uluslararası programlarda da 1509 diye bir programımız var. Orada da yine bütün kaynak TÜBİTAK. 1501 için büyük ölçekli firmalar başvuru yapabiliyorlar mı? Hayır. Yapamıyorlar. Büyük ölçekli firmaların başvuru yeri sanırım TÜBİTAK'ta yok demiş. Tekrar. Uluslararası programlara başvurabilirler 1509'a. Biraz önce tabi bu yansıda anlatmadık ama bu şeyde sunumlarda. O zaten açık her zaman. Açık uluslararası destekli programları takip etmeniz lazım. 1509'u herhangi bir çağrıya yabancı ortağınızı birlikte sürekli işbirliği içinde olduğunuz yabancı ortaklarınız varsa onlar da irtibatta olup uluslararası, çünkü şöyle bir durum var, ondan bahsedeyim. Uluslararası programlarda ben de bir programın Türkiye'nin adına yürütücülüğünü yaptım. Bazı ülkelerin kaynakları kısıtlı ve destek veremiyorlar. Yani pek çok emek harcanıyor ama destek veremedikleri için, bütçeler yetmediği için bütün işler sonuçta bozuluyor. Bu ülkelerden olmayan ülkelerden biri de yani desteklerini rahatlıkla bütçesini planlı şekilde ayırmış ve firmaları da verdiği sözler çerçevesinde destekleyen az sayıda ülkeden biri de Türkiye. Pek çok firma var, ortaklık yapısı kurulmuş ama bir ülkenin destek bütçesi yetmediği için desteklenmiş. Dolayısıyla Türkiye'den firmaların böyle bir avantajı var. Yeter ki işte Almanya olsun, Norveç olsun, pek çok ülke var yeterli kaynağı olan. İşbirliği içerisinde olduğunuz ülkeleri inceleyip ortaklarınızla görüşüp bu çağrılara başvurabilirsiniz. Bir de sipariş ARGE çağrımız var biliyorsunuz. Sipariş ARGE çağrısında destek vermiyoruz ama dolaylı yoldan destek var. Sonuçta o işi siz ticaretleştireceğiniz zaman o maliyetleri ucuza getirmiş oluyorsunuz. Sipariş ARGE'ye başvurabilirler. Bir de bakanlığın hamle program var biliyorsunuz. Hamle'de de yine büyükler başvurabiliyor. Teşekkürler. Devam ediyorum hocam. TÜBİTAK kapsamında en az ikisi ortaklıklı olmak üzere en fazla başvuru yapabiliyorken bu başvurular için her çağrı kapsamında yeniden 5 hak elde ediliyor Hayır. mu? Hayır ama yani şimdi sunumda gösterdim. O 5 hakkınız dolmuşsa da 1501'e başvurabilirsiniz. Yani çok önemli bir ayrıntı değil o artık sizin için. Yani toplamda şunu söylemek istiyorum. 1507 proje bütçeniz şimdi 600 bin liraya kadar dedim ya. Yani proje bütçeniz 600-700 bin lira civarındaysa, 800 bin lira civarındaysa ben olsam her zaman 1507'ye başvururum. Ta ki hakkım bitene kadar. Hakkım bittikten sonra 1501'e başvururum. Sadece söylemek istediğim o. Yani 1500 lira istediğiniz kadar her zaman başvurabiliyorsunuz sadece. Aralarında çok büyük bir fark da yok. Ama ilk tercihiniz her zaman 1501 olsun. O. Onun dışında bir fark yok. Yani aman hakkım doldu diye şey yapmayın. Herkes 1500 lira başvurabilir. Tabii olmak şartıyla. Kredi garanti fonunu bir daha açıklayabilir misiniz diye sormuşlar. Kredi garanti fonundan bahsetmedim ama yanlış anlamı oldu herhalde. Galiba. Sonrasında büyük ölçekli işletmeler için çağrı açılacak mı diye sormuş. Benim bu konuda bir bilgim yok sizlerle paylaşabileceğim. Hamleyi takip etmenizi tavsiye ederim. Hamleye başvurabiliyorsunuz. Hamleyi de biliyorsunuz ARGE kısmını TÜBİTAK 1511 programı gibi bir üzerinden yürütüyor. Ona başvurabilirsiniz açılırsa. Sanırım o konuda da çalışmalar vardır. Büyükler için söylüyorum. Ya da 1509'u takip edeceksiniz.
Merhaba. Rekabet öncesi işbirliği projeleriyle ilgili başvuru yapabilmek için de firmalardan birinin KOBİ olması zorunlu mudur? Ya da ikisi de Ar-Ge merkezi olan firma birlikte rekabet öncesi işbirliği başvurusu yapabilir mi diye sormuş Oya Hanım. Şimdi rekabet öncesi işbirliğinden ben bahsetmedim. Acaba sipariş Ar-Ge ile ilişkili olarak mı soruyor? Onu da tam anlayamadım. İsterse mail atabilir veya telefonla bana ulaşsın. İlgili arkadaşımıza yönlendirebilirim. Sipariş Ar-Ge ile ilgili sorusu varsa tekrar sorsun, ona yanıt vereyim. Mikrofonu açıp da sorabilirsiniz isterseniz Oya Hanım. Tabii. Sanırım. Devam ediyorum o zaman. Biliyorum. Siparişe dayalı Ar-Ge çağrısı için müşterinin ya da KOBİ'nin bünyesinde Ar-Ge merkezi olmak zorunda mı? Hayır. Böyle bir tek kuralları tekrarlıyorum. Türkiye'de yerleşik sermaye şirket olmanız gerekiyor. 1501 için de öyle, 7 için de öyle. Onun dışında KOBİ olmanız gerekiyor 1501 ve 7 için. Sipariş Ar-Ge'de tedarikçinin KOBİ olması şart. Müşterinin KOBİ olması zorunlu değil, büyük de olabilir. Bir de 1501-7'de ilişkili firma olmayacaksınız. Yani ortakları aynı firma olmayacak. O kadar. Onun dışında hiçbir kural, kaide, şart yok. Herkes başvurabilir. 1512 desteğinin sonundayım. 1507'ye başvuru yapmak istiyorum. Çağrı açılmasını beklemeli miyim? Yoksa 1512'den dolayı direkt başvuru yapabiliyor muyum diye sormuş Erdoğan Bey. Şu anda çağrı açık. Şu anda öyle bir sorunu yok zaten. Diğer kısmı için şu anda ezbere cevap vermeyeyim. Hem proje uzmanına, şey takip eden proje uzmanına, hem de bana bir mail atabilir. Sanırım çağrıyı beklemesi gerekir. Yani %90 bir şeyim ezberimde öyle kalmış mevzuat. Çünkü çağrı yokken zaten başvuramıyorsunuz. Ama %100 emin olmak için biraz önce söylediğim şekilde ilerleyelim, mail atalım. Dönüş olur ona. Sipariş Ar-Ge programında müşteri kuruluş ve TÜBİTAK kendi ödemelerini ne zaman yapıyor? KOBİ'nin hesabına diye sormuş Kübra Hanım. Tamam, ödeme. Bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi biraz önce sorulan bu 1512 ile ilgili mesele, projede şu mesele var. Eğer ki kendi yaptığı projenin devamı olan bir proje ise bir avantajı var zaten. Yani siz tamamen şirketinizi kurdunuz, şeyi Tekno Girişim çerçevesinde, 1512 çerçevesinde daha doğrusu bitirdiniz işinizi. Diyelim çim biçme makinesi geliştirdiniz, yapay zeka ile çalışan. Onu bitirdiniz. Şimdi farklı, tamamen farklı bir alanda proje sunacaksınız. O zaten her durumda yeni çağrının açılmasını beklemeniz lazım. Diğer işinde kendi projenin devamı içinse emin değilim, bir mail atsın demek istedim arkadaşımıza. Onu önce söyleyeyim. Ödeme ile ilgili şöyle, dönem giderleri bitecek. Siz harcamalarınızı yapmışsınız tedarikçi olarak, faturalarınız vesaireniz var elinizde. Müşteri size bunun %40'ını ödüyor. YMM'ye gönderiyorsunuz. YMM'den onayınızı alıp TÜBİTAK'a gönderiyorsunuz. Sonra da TÜBİTAK ödemesini yapıyor. Devam ediyorum hocam. Yurt dışında sahibi %100 Türk bir şirket ile 1509 kapsamında başvuruda sıkıntı olur mu diye sormuş Cemil Bey. 1509'a Türkiye'den başvuracak firma Türkiye'de yerleşik sermaye şirket olmak durumunda. Yurt Türkiye'de dışı yerleşik sermaye şirketi değilse bize başvuramaz. Karşı tarafa başvurabiliyorsa onu karşı tarafın TÜBİTAK eşleri, yani Alman şirketi ise zaten ora adına başvurması gerekir. Onu da orayla görüşmesinde fayda var. Bu arada şunu söyleyeyim. TÜBİTAK sipariş Ar-Ge'de %40 %40 dedik ya. Burada asgari %40. Yani müşteri kuruluş en az %40'ını ödemek zorunda. Daha fazlasını ödeyebilir. Biz ona karışmıyoruz. Sanki şeyle ilgili bir yanıt gelmiş. Sağ olsun arkadaşımız yanıt gelmiş. 1512'nin 3. aşama başvuruları çağrı beklemeksizin yapılabiliyormuş. O soruyu da yanıt vermiş olduk. Teşekkür ederiz yanıt için de. Oğuz Bey, özür diliyorum, araya girdim ama az önceki soruyla Estağfurullah. alakalı 1509 kapsamında yabancı bir ortakla başvuru yapılabilir denilmiş demiştiniz ya. Yabancının
Türk olması engeller mi yani? Ya Türk gitmiş orada bir şirket kurmuş İngiltere'de. Yok engellem, bizim açımızdan problem yok. O karşı ülke. Şimdi yabancı ortaktan kastım. Mesela bir Türk firma var, bir daha bir, Türkiye'den TÜBİTAK'a başvurdunuz siz. Yabancı ortak kendi ülkesine başvuracak. Yani örneğin bizim Türkiye için mesela şirket sahibinin şeyi önemli değil. Pasaportu önemli değil. Türkiye'de yerleştirmezse başvurabilir. Eğer ki diyelim o ülkenin kurallarına uygunsa başvurabilir. O çünkü bize başvurmayacak. Biz onu desteklemeyeceğiz. Biz sizi destekleriz. Karşı taraftaki de kendi ülkesi tarafından desteklenecek. Anlatabildim mi? Anladım anladım. Teşekkürler. Devam ediyorum hocam. Siparişe dayalı ARGE programında her iki kuruluşun da KOBİ olması halinde müşteri kuruluş ARGE'yi yapacak kuruluştan ölçek olarak daha küçük olabilir mi? Olur. Yani dedim ya, kuralları söyledim. Bunun dışında hiçbir kural yok. 1512 BİT desteği aldıktan sonra farklı bir projeyle 1507 başvurduğunda ek puandan faydalanabilir mi diye sormuş Muhammed Bey. Yani o projesinin ticari başarısına bakılır. Sonuçta sorulan soru TÜBİTAK'ın aldığınız desteklerin ticarileşmeye dönüşümüne bakılıyor. Dolayısıyla o açıdan başarılı bir proje ise alabilir diye düşünüyorum. Ama yani bu sonuçta öyle bir projesi varsa mutlaka başvursun. Ekman ayrı bir konu. Yani ARGE niteliğinde desteklenebilecek bir proje ise başvursun ilgili kişi. İlaveten bir de ekman alırsa avantajı olur. Tamam. TGB'den onay almış ve başarıyla tamamlamış bir proje için 1501 ya da 1507'ye başvuru yapılabilir mi? ARGE aşaması TGB'de tamamlandığı için red alır mı diye sormuş. Yani tamamlanmış bir projeyi bize zaten ne olarak sunmayı düşünüyorlar onu anlayalım. Yani ARGE yapılmış bitmişse zaten proje bitmiştir. Eğer ki çıkan ürünü ticarileştirmek, yatırıma dönüştürmekse zaten bizim desteklerimiz ona uygun değil. Ama bize başvurabilmesi için öyle bir projenin hala ARGE yapılıyor olması gerekir. Ne olabilir olasılık? Ortaya çıkan ürünün daha iyi bir hale getirilmesi olabilir. Örneğin elektrikli otomobil geliştirdiniz farz edelim. Şimdi onu benzinini arttıracak, gün ömrünü arttıracak vesaire bir iyileştirme yapacaksınızdır. O zaman onun o kısmını bize proje olarak sunabilirsiniz. Ama siz elektrikli otomobili bitirdiniz, ben bunu üreteceğim diye geliyorsanız zaten bizim programlarımız sizin amacınıza uygun değildir. Biz yatırımı desteklemiyoruz. Eğer yanlış anladıysam da soruyor, arkadaşımız tekrar düzelsin. Yani ARGE faaliyeti bitmiş diye anladım ben soruda çünkü. Mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz bu arada Fırat Bey. Hocam merhaba, ben Fırat Güven. Buyurun Fırat Bey, iyi günler. Hocam sorum aslında şu şekildeydi de. Bizim bir projemiz vardı. Projeyle ilgili bir TGB'ye başvuru sürecine başladık. Yaklaşık bir ay önceye kadar başladık. O devam ediyor aynı zamanda ama biz projemizle TÜBİTAK'a da başvuru yapmak istiyoruz. Zaten TGB ile biliyorsun TÜBİTAK'ın destekleri birbirinden farklı oluyor bu konuda. Hatta ARGE merkezlerinin düzenli olarak bununla ilgili TGB yazması da zorunlu tutuluyor. TGB'den kastınız nedir? Teknoloji geliştirme bölgeleri var ya hocam. Evet. Şeyle ilgili. Düzenli olarak onlara göndermeniz gerekiyor. Biz o konuda göndermek istedik de acaba TÜBİTAK'da aynı projemizi TÜBİTAK'a başvursak TÜBİTAK'tan bu konuda destek alabilir miyiz diye. Şimdi TÜBİTAK bir ARGE projesi ise sunabilirsiniz. Evet. Biraz önce söyledim. Şartları söyledim. ARGE projesi ise TÜBİTAK'a sunabilirsiniz. TÜBİTAK'ın destek aşamasında kamudan başka bir destek aldıysanız onu bize destek olarak, gider olarak sunmamanız gerekiyor. Bu kurala da uyduğunuz sürece bir ilave kuralımız daha var. Onu da ayrıntı olarak söyleyeyim. Proje yapılırken proje çıktısını bir kamuya satışına dair bir sözleşme imzalarsanız, yani ben elektrikli otomobil örneğinden devam edeyim. Siz projeye başladınız, elektrikli otomobili ben geliştireceğim veya otobüs olsun, daha anlamlı bir örnek olacak çünkü. Ben elektrikli otobüsle ilgili faaliyetlere başladım. Projenin bitmesine 6 ay kala ben işte bir X Büyükşehir Belediyesi'ne bu otobüslerden satmak üzere sözleşme imzalarsam biz o an bildiriyorsunuz, biz o andan itibaren desteği kesiyoruz. Bir de bu var, olabilecek olasılık aklıma gelen. Yani bu şartlar dışında, bu şartlara
da içinde olmak kaydıyla bize her zaman her koşulda proje sunabilirsiniz. Anladım hocam. Fırat Bey, ekleme yapabilirim isterseniz Koca Üniversite Teknopark yönetimi olarak. Lütfen. Teknoparklara başvurduğunuz projelerde teknoparklar tarafından desteklenmediğiniz için TÜBİTAK'da aynı proje için başvurabiliyorsunuz. Birçok firmamız bu şekilde yapıyorlar. Hatta öncelikle TÜBİTAK'a başvurup hakem sürecini orada hani kabul edildiğinde buradaki hakem sürecine girmeden kabul alabiliyorlar firmalar. O şekilde de yapabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun yardımcı olduğunuz için. Rica ederim. Devam ediyorum. Erdoğan Bey, 1507'ye başvuru sayısı konusunda tam dinleyemedim. 5 kere başvuru derken kabul olan proje sayısı en fazla 5 mi olabilir? Evet, en fazla 5. TÜBİTAK'a değil bu arada. 1507'ye değil. TÜBİTAK'tan toplam 1501, 7, 9 fark etmez. Toplam 5 projeniz desteklendikten sonra artık 1507'ye başvuramazsınız. Özetle bu. Ama bu sayının çok da önemi yok dediğim üzere. Yani oraya başvuramazsanız 1501'e başvurursunuz. Problem değil. Zaten sizin başvurunuzu sistem izin vermez. O şartı sağladıktan sonra. Ama dediğim üzere özetle 5 projeniz daha önce TÜBİTAK tarafından desteklendiyse bir daha 1507'ye başvuramazsınız. Ama 1501 onun çok benzeri. Ona başvurabilirsiniz. Yine de ilk önceliğiniz her zaman 1507 olsun. Oya Hanım, izin bekliyorum diye yazmışsınız. Şu anda mikrofonunuzu açabiliyor musunuz? Acaba burada mısınız? Yok sanırım. Tamam. İlker Bey, aynı proje konusuyla hem 1507 hem de Süper Şadayı'yla ARGE'ye başvurmak mantıklı mıdır? Kabul edilme olasılığını arttırmak için diye sormuş. Hem mantıklı değildir hem de etik olarak da sıkıntılı bir durum. Yani onu bize söylemeniz lazım zaten. Yakalanırsa şey olur, olumsuz bir durum olur firmanızın adına. Hangi projeyi daha anlamlı görüyorsanız, hangi çağrıyı daha anlamlı görüyorsanız ona başvurmanız gerekir. İkisinden birini seçmeniz lazım yani özetle. Siparişe dayalı ARGE'de bir müşteri kuruluşa karşın iki ARGE yapan KOBİ birlikte başvuru yapabilir mi? Yani müşteri kuruluşun iki birim ARGE gerektiren ürününün birini bir firma, diğerini başka bir firma geliştirecek. Evet. Müşteri kuruluş bir tane olacak. Tedarikçi birden fazla olabilir. Yani 4-5-6 ortaklı da olabilir. Yeter ki ortaklardan biri müşteri, diğerleri tedarikçi olsun. 2-3 tedarikçi ile bir müşteri bir araya gelip farklı konuları farklı firmalar yapabilir. Sıkıntı yok. Rekabet öncesi işbirliği desteği 5746 sayılı kanunda geçen bir destek programı demiş Hüseyin Bey. Mustafa Bey, Oğuz Bey mail adresinizi verdiniz mi? Kaçırmış olabilirim diye sormuş. Şimdi 1500 sipariş ARGE ile ilgili sorularınız varsa bana iletebilirsiniz. Oğuz.ozbay@tubitak.gov.tr 1501-7 ile ilgili sorunuz varsa sayfasına gidin orada. Çünkü nöbetleşe arkadaşlarımız mailleri takip ediyorlar. Belli bir görev dağılımı var. O şekilde başvurmanızda fayda olur. Benim mail adresim oz.ozbay@tubitak.gov.tr. Ben chat kısmından yazıyorum. Zaten girseniz görürsünüz. Yani sipariş ARGE'ye de girseniz, şeye de girseniz iletişim bilgilerimiz var. Yapılacak projelerde üniversite ve araştırma enstitülerinden katılım sağlayan hocalarımızın konumu ve giderleri ile ilgili açıklama yapabilir misiniz diye sormuş. Şimdi bu konuyla ilgili güzel yeri de gelmişken bu benim bireysel şahsi önerim. Bir kere bu tarz işbirliklerinin ben hep BTO'lar üzerinden yapılmasını tavsiye ediyorum öncelikle. Yani çünkü bu işin bir de sözleşme tarafı var, ticari bir boyutu var. Zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Ve bir de bu şeylerde, işbirliklerinde önemli olan işbirliğe niyetli
kişileri ve kuruluşları bulmak ve onlarla işbirliğini yürütmek. Dolayısıyla üniversitelerle iletişime geçerken bu konuda hevesli ve niyetli ve uygun tabii kişiler alan olarak da bulmak için en güzel şeyler, aracılar teknoparklardır diye düşünüyorum. Teknoloji transfer ofisleridir diye düşünüyorum. Özür dilerim. Takdir, evet. Takdir tabii şeylerin. Ben de bu arada Nesin Aydın, Kocaeli Üniversitesi Teknopark Genel Müdür Yardımcısıyım. Sizinle tanışamamıştık. Bu konuda teknoloji transfer ofisleri akademisyenlerle sanayi firmalarını bir araya getiriyorlar. Hoca sözleşmeleri, akademisyen sözleşmelerini onlar üzerinden yapabiliyorlar. Bizim de Kocaeli Üniversitesi TTO'muz mevcut. Firmalarımıza da her zaman Ar-Ge yönünü kuvvetlendirmede firmalarımıza da öyle. Hocalarımızla işbirliğini tavsiye ediyoruz. Yani benim şahsi şeyim bu aracı olarak. Çünkü hem sözleşmenin hem uygun kişinin bulunması hem problemsiz süreçlerin ilerlemesi. O zaman herkes kendi işini yapıyor. Yani akademisyen yapacağı araştırmaları yürütüyor. Şirket kendi işini yürütüyor. Sözleşmesel vesairesel maddi konuları TTO arasında çözüyor. Her şey daha rayında yürüyor. Benim nacizane önerim. Gelelim ödemelere. Şimdi üniversite 1501-7 programlarında tek olasılık Türkiye'de yerleşik sermaye şirketi olmak. Dolayısıyla bir üniversitenin veya bir akademisyenin projede birey olarak yer alması, bir taraf olarak yer alması doğrudan mümkün değil. Bunun yolu ama rahat bir yöntemi var. O da projede eksiklik duyulan konular için üniversite Ar-Ge hizmeti satın alabilirsiniz. Bu danışmanlık hizmeti de olabilir veyahut da bir üniversitenin mevcut altyapısından faydalanmak üzere de. Örneğin bir elektron mikroskopunda analiz yapmak da olabilir, bir çekme test deneyi de olabilir veya bir tıp fakültesinin işte şimdi aklıma gelmeyeni uyduramadığım başka bir işi de olabilir. Fark etmez, sınır yok burada. Bu tarz alımları hizmet alımı şeklinde veya danışmanlık alımı şeklinde projede kurgulayabilirsiniz. Bir sözleşme örneği veya bir ön sözleşme varsa asıl sözleşme ama bir ön sözleşme en azından koymanız zorunlu değil ama ben öneririm. Yani bu bir niyet göstergesi, projenin ciddiyet göstergesi, tarafların ilgili kişileri bulduğuna dair bir gösterge. Projenin sağlamlığı, ayaklarını yere basandığına dair bir göstergedir. Takdir sizin. Bir ön sözleşme koymakta fayda var. Tarafların görevlerini, sorumluluklarını en azından ne konuda hizmet alınacağını yazmakta yine projede fayda var. Bu çerçevede bu tarz alımları proje önerinize koyabilirsiniz. Bilmem soruya yanıt verebildim mi? Sanırım verdiğiniz hocam, ben devam edeyim mi? Yani ben. Biz git diyene kadar dururum, problem yok. Son bir soru galiba. 1501-1507 desteklerinde geçen proje yüzdesi kaçtır diye bir soru var. Yani yıllara göre tabii değişir de şeyde vardı sanki sunumda değil mi? Öyle hatırlıyorum. Mesela sipariş Ar-Ge'de 109 başvurudan 79'u desteklendi bu sefer ama her zaman öyle olacak değil tabii. Yani bütçe imkanlarına ve projelerin başarı durumuna göre değişebilir. Şu anda 2001 birinci dönem rakamlar var mesela. Birinci dönemde az desteklenmiş. Muhtemelen bütçe dolmuş olabilir, bilemiyorum. Veya projeler beğenilmemiş de olabilir. Ama ikinci çağrıda bakın mesela 743 projeden 365'i desteklenmiş. Yani bunun bir kurala, şeye göre düşünmek bence doğru değil. Özetle şunu bilmek lazım ama, Ar-Ge yapıyorsanız, projeniz Ar-Ge projesi ise desteklenir. Hiç o konuda bir tereddütünüz olmasın. Yani hem süreçlerin şeffaflığı hem programların yapısıyla ilgili kafanızda endişe olmasın. Yani boşu boşuna bir emek olarak o proje hazırlıklarını kimse görmesin.
çoğu proje destekleniyor. Yeter ki bir Ar-Ge projesi olsun, bir ekonomik değere dönüşecek bir proje olsun. Tabii bizim gönlümüzden ister ki binlerce proje gelsin. Çünkü bu projelerin desteklenmemesi yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Yani firmalar kendi imkanlarıyla da yürütülebilir. Sonuçta bu topyekün sanayinin yenilikçi, uluslararası rekabet yapabilecek projeler geliştirmesiyle bağlantılı bir mesele. Biz de bunlara verebileceğimiz kadar katkı verelim. Temel bizim bakış açımız bu. Sorular gelmeye devam ediyor. Hamle programı 1511 üzerinden gidiyor demiştiniz hocam, değil mi diye sonra. Evet, yapısı aynen o. Yani biz 1511 şeklinde yani bize hamleye başvuranlar, hamlenin çünkü iki kısmı var diye söyleyebilirim. Çok ayrıntılı bilgi sahibi değilim. Bildiklerimi paylaşayım. Şimdi bir yatırım kısmı var. Yatırım kısmı tamamen bakanlığın kendi değerlendirmesine bağlı bir şey. TÜBİTAK orada zaten destek de vermiyor. Hiç şey olarak da değerlendirmede de etkin bir karar verici değil. Bir de projenin Ar-Ge kısmı var. Ar-Ge kısmını TÜBİTAK üzerinden değerlendirip ilerleniyor. TÜBİTAK'a da başvurular yine PRODİS üzerinden 1501 çerçevesinde aynı yapı içerisinde yürütülüyor. Yani mevzuat olarak oraya o şekilde 1511'in çerçevesinde yürütülüyor. Orada da sonuçta her şey 1501'in aşağı yukarı aynısı. Yine aynı giderler destekleniyor. Yani şöyle farz edin, bir tane 1507 projesi TÜBİTAK'a sunuyorsunuz, bir de bakanlığa da yatırımla ilgili proje sunuyorsunuz gibi kısaca benzetebilirim. Yani program sayısı sizleri korkutmasın. Hepsinin yapısı aynı, hepsinde aşağı yukarı aynı şeyler destekleniyor. Hepsinde destek oranları 3 aşağı 5 yukarı benzerdir. Süreçler benzerdir. Vesaire. Yapılan çalışmanın Ar-Ge olduğuna dair belgemiz varsa kabul edilir mi diye sormuş Adnan Bey. Yani yapılan çalışmanın Ar-Ge olduğuna dair bir belge nasıl sağlanabilir? O konuda kafamda bir şey canlandıramıyorum. Yalnız TÜBİTAK kendisi mutlaka bir değerlendirme yapıp kendisi karar verir. Ar-Ge midir değil midir diye. Başkasının değerlendirmesi TÜBİTAK'a doğrudan bağlamaz ama yani bunu ikna edecek veriler elbette ki firmanın lehine olabilir ama benim elimde böyle bir belge var. Beni destekleyin şeklinde bir yaklaşım TÜBİTAK tarafından kabul görmez. Ne Ar-Ge'dir ne değildirle ilgili de başta bir sunum açtım ya, orada kısaca bilgi var. Özetle benim çok beğendiğim bir tabir var. Ar-Ge'yi tanımlayan, bu Fras Katk kılavuzunda, Oslo kılavuzunda da geçiyor olabilir. Fras Katk'ı da var ama eski sürümlerinde var. Yapacağınız faaliyetler o konunun uzmanı olan bir kişi için bile yapılması zor, bilinmezlikler, çözülmesi gereken problemler, uzmanın bile bilemeyeceği problemler içeriyorsa bunu bir Ar-Ge olarak değerlendirebilirsiniz. Özetle ben öyle söyleyeyim. Yani basit bir örnek vereyim. İki tane alaçımı malzemeyi birbiriyle kaynatacaksınız. Kaynak bunlarda yeni bir malzeme, yeni bir alaçım olsun mesela. Akımını ayarlayacaksınız, işte kullanacağınız işte ucu ayarlayacaksınız vesaire. Belki ön ısıtma yapacaksınız gibi gibi gibi. Kaynak konusunda çok uzman bir insan bile ya bunu direkt birkaç denemeyle yapamayacaksa, bunu araştırması gerekecekse, tabii bu araştırmanın da sistematik bir araştırma olması lazım. Yani deneme yanılmadan ziyade belli bir temeli olan araştırması olması lazım, araştırılması lazım. Böyle bir şeyse yani uzman bile zorlanarak çözülmesi gereken problemler varsa bunu Ar-Ge diyebiliriz. Özetle bu tanım herkesin aklında bulunsun bence. Bunu uyan bütün faaliyetlerinizde eğer ki sonuçta bir ekonomik getiri sağlayacak bir şey çıkartıyorsanız ortaya, bizim destek programlarımızın şemsiyesi altında bir yerlerde olduğunu düşünebilirsiniz. Teşekkürler hocam. Başka sorusu olan varsa mikrofonu açıp da sorabilir. Şu anda chat kısmına yazılmış sorular bu kadar. Başka sorusu olan var mı? Bu kadar gibi duruyor sanki. Hocam çok teşekkür ederiz.
bilgilendirme için katılımcılarımızdan da teşekkür mesajları geliyor. Ben de çok teşekkür ediyorum hem sizlere, bu etkinliğe emeği geçen herkese, bize programları tanıtma imkanı verdiğiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Katılımcılara da teşekkür ediyorum. Herkese sağlık ve esenlikler diliyorum. Umarım bu desteklerden mümkün olduğu kadar faydalanabilirler. Çünkü bu destekler onlar için kurgulanmış. Biz de buna vesile olabilecek her türlü etkinliğe hem teşekkür ediyoruz, ederiz de her zaman, hem de içinde yer almaktan mutluluk duyarız. Ben herkese güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ederiz. Başka bir soru söyleyeceğim. Biz de katılımcılara katıldıkları için de çok teşekkür ediyoruz. Firmalarımız da birçok TÜBİTAK projesi yapıyorlar. Biz de bu projelerin sayısının daha fazla olmasını diliyoruz. Dilerim. Yani bizim isteğimiz o. Sonuçta bizim misyonumuz, görevimiz yürütebilmemiz için önemli bir araç. Kesinlikle. Oğuz Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Son dakika oldu ama şöyle çok özür diliyorum. Bütün öncelikle toplantıyı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Doktor Oktay Duymaz. Kocaeli'nde ve Denizli'de işletmelerimiz var. Fakat biz yeni yapacağımız birkaç projeyle ilgili farklı üniversitelerden ve araştırma enstitülerinden hocalarımızla görüşüyoruz. Fakat bu hocalarımızı projelerimizin içerisine anladığım kadarıyla dahil edemiyoruz. Ya hizmet satın alımı yapmamız gerekiyor ya da danışmanlık adı altında bir şey yapmamız gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok mudur? Direkt bu projenin bir paydaşı veya işin içindeki bir insan olamıyor mu? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle. Birinci olarak bir kere biraz önce, yani danışmanlık veya hizmet alımı şeklinde planlanmış bir işbirliği de son derece çerçevesi belli ve doğrudan bir şekilde kurgulanabilir. Önce onu söyleyeyim. Yani ve bence en rahat yöntem o. Bir kere önce onu söyleyeyim. Yani bir A firması, B firması Ar-Ge'de işbirliği yapacaksa bu şekilde kurgulanabilir. Hoca karşı tarafın, yani işbirliği yapılacak kişinin şirketi varsa eğer, öyle olanlar da var. O şirkette ortak bir proje sunulabilir ama bireyse akademisyen, o zaman bir olasılık kalıyor geriye. 1505 programı. Ama 1505 programında faaliyeti tamamen üniversite tarafı yürütüyor. Yani örnek yine verecek olursam, biraz önceki kaynak örneğini vereyim. Böyle bir iki malzeme geldi. Bunu kaynak süreçlerini belirlemeniz gerekiyor. Üretimde onu kullanacaksınız diyelim. Belki ona göre bir karışım gazı ayarlayacaksınız, koruyucu gaz. Neyse, böyle bir çalışma gerekiyorsa, siz hiçbir şey yapmayacaksanız firma olarak, üniversiteye gidiyorsunuz, bu konuda çalışan hocalarla bir araya geliyorsunuz. Ki yanılmıyorsam örnek de güzel oldu. En azından lazer kaynağı ise herhalde Kocaeli Üniversitesi'nde lazerle ilgili çalışan bir şey var. Diyelim böyle bir proje. Biliyorsunuz ilgi birimde hocalarla 1501 projesi hazırlıyorsunuz. Onlar araştırmayı yapıyorlar. Sonuçları geliştirecek her şeyi geliştiriyorlar. Giderlerin bütçenin %75'ini TÜBİTAK, %25'ini de siz karşılıyorsunuz. Yani bir işinizi üniversiteye çözdürmüş oluyorsunuz. Direkt onların inisiyatifinde ve koordinasyon eş güdümünde ve kontrolünde yürüyor. Bir olasılıktan bu şekilde olabilir. Yani 3 tane olasılık var toparlarsak. 1505 programı, bir tanesi danışmanlık işi, hizmet alımı şeklinde bir sözleşmeyle, bir de varsa o kişilerin kendi şirketleri, bu şekilde olabilir. Bunun dışında bir şu anda mı çözüm yok. Bildiğim de yok. Olasılık da yok. Bilmem sorunuza yanıt verebildim mi? Varsa önerileriniz bu arada, yani TÜBİTAK bu tarz konularla ilgili her zaman önerilerinizi ilgili makamlara, birimlere iletebilirsiniz. Yani bizim aklımıza gelmeyen, düşünemediğimiz bir çözüm üretilebilirse elbette ki o çözümü de uygulayacak yöntemler TÜBİTAK uygulamak isteyecektir. Çok özür diliyorum. Öncelikle yanıtınız için çok teşekkür ediyorum. Tabii bu acizane benim düşüncem. Haddimi de aşmak istemem. Estağfurullah, ne demek? Tabii Ar-Ge ve proje biraz da hayal işi biliyorsunuz. Biraz da sorgulama işi. Evet. Şimdi tabii bir bazı sınırların getirilmesi işin belki bazı düzen açısından daha düzgün olmasını sağlıyor olabilir ama neticede proje ve proje fikri önemli olması lazım.
bunu farklı insanlarla da yapabiliyor olmak ve bu tarz bürokratik engellerin olmamasını isterdim aslında, ama tabii biz neticede TÜBİTAK ne derse ona bağlı kalmak zorundayız. Ama özgür olabilmemiz lazım diye düşünüyorum. Neticede ya ben de size tabii ki tabii. Bu arada bir de patent lisans çağrısı var. Özür dilerim. Orada da yani bir sahip olduğunuz bir patent varsa yine bunda da TTO'lar da size bayağı bir yardımcı, fikir verici olabilir. Oradan da yine bir sanayiye dönüşüm mümkün ilgili programı inceleyebilirsiniz. Bir olasılık da o var. Yani tabii mevcut kurallar var. Yani akademisyen örneğin kendi çalıştığı kurumla ilgili, kendi çalışma statüsüyle ilgili de bazı kurallara sahip olduğu için aslında, yani o kurallar esnek, ne kadar esnektirilebiliyorsa kendi adlarına, biz de o esneklikleri bizim programlarımızda kullanmalarını imkan tanıyoruz. Yani aslında bu sınırlama çok da TÜBİTAK'la bağlantılı değil aslında. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok güzel konularımız var çalıştığımız. Özellikle şu anda içerisinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi de dahil birçok hastalıklara çözüm üreteceğini düşündüğümüz, daha da çok gelişmeye muhtaç konular üzerinde çalışıyoruz ve bunların tamamını da doğal ve bitkisel metotlarla çalışıyoruz. Artık yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani 1500 hocam, 1505 anlattıklarınızdan olabilir gibi geliyor. Yani o çözümü piyasaya sunmayı planlayan bir firma ile üniversite üzerinden bir proje, o araştırma yapan bilim insanı tarafından koordinasyonu yapılacak şekilde 1505 projesi yürütülebilir. O açıdan elverişli. Tamamen koordinasyon da şeyin üstünde oluyor o zaman. Araştırmacının üstünde oluyor. Onu da bir inceleyebilirsiniz. Yani bakabilirsiniz. O da basit süreçleri falan, basit, kolay yürüyen bir program. Çok çok teşekkür ederim Oğuz Bey. Çok sağ olun. Çok bilgilendiğimi düşünüyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yani şunu ayrılmadan son bir kez daha vurgulayayım. Bu programlar, yani şu anda burada bulunanlar da dahil, bulunmayan da ülkemizdeki herkes için kurgulanmış programlar. Bizim görevimiz de bunlardan en etkin ve verimli şekilde faydalanmasına aracı olmak. O yüzden lütfen şey yapmayın, çekinmeyin. Hem bizimle hem internet sayfamızda çok fazla bir, yani tek beklentimiz o. Bazı soruların çok net cevapları zaten şeyimizde var. İnternet sayfamızda var. Oradan da bakabilirsiniz. Çözüm bulamadığınız zaman bizler muhtemelen Nesin Hanım da onaylayacaktır. TTO'lar da ve benzeri yapılar da bu konularda son derece istekli ve onların da ana görevlerinden bir tanesi bu. Yani bu aracılığı sağlamak. Kesinlikle. Yani zorla şey yapın, zorlayın bütün şeyleri, emeğinizi daha doğrusu sarf edin. Mutlaka dilediğiniz desteğe ulaşabileceğinizi ben düşünüyorum. Başka soru yoksa evet, herkese. Oğuz Bey, ek olarak dediğiniz gibi hem firmalar hem de hocalarımız teknoloji transfer ofislerinden bu konuda destek alabilirler. Onlar hani bu konuda hem uzmanlar hem bir araya getirme yetenekleri yüksek. O yüzden hani danışmalarında fayda var. Eğer ilk kez yapıyorlarsa destek konusunda ulaşmalarında fayda var. Bu ses soru mu? Yoksa ayrılıyor muyuz? Ayrılış sesleri var. Birçoğu ayrıldı katılımcılarımızın. Herkese sağlık ve esenlikler diliyorum. İyi günler dilerim. Hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın. Ben ayrılıyorum.